Evet arkadaşlar soru da bize bir ısıtıcı ve cam tüp verilmiş. Cam tüpün alt kısmına buz tutturulmuş tellerle üzerine de su konulmuş. Ve cam tüp ısıtıcı ile ısıtılmaktadır. Ve cam tüp orta kısmından ısıtılıyor buna dikkat edelim. Ve eğimli bir şekilde konulmuş. Bir süre sonra suyun kaynadığı gözleniyor denilmiş. Ve öncülere bize şunlar yöneltiliyor. Su kaynamaya devam etse bile belli bir süre sonra buz erimeden kalır mı diye sormuş. İkinci öncüde ısı sıvılara konveksiyon yani taşıma yoluyla yayılır mı diye sormuş. Üçüncü yöncüde de ısı suyun her tarafına düzgün bir şekilde yayılır diye e, sorgulamamız istenmiş. Şimdi bu olayın deneyini bir inceleyelim. Cam tübümüz e, sorumuzda olduğu gibi yerleştirildi. E, Üste yakın bir kısımdan sıvı ısıtılmaya başlandı. Alt tarafa tutulan buz parçasına dikkat edelim. Tel ile oraya tutturuldu. Yoksa buz yukarı çıkardı. Onun için ile aşağı tutuldu. Suyun üst kısmı ısıtılmaya başlandı. Üst tarafta hafiften bir hareketlenme olduğunu görebiliyoruz şu an ee, ısınan suyun. Evet. Üst taraftaki su kaynamaya başladı arkadaşlar. Şekilde gördüğünüz gibi. Alt taraftaki buz parçasının hala durduğunu görelim. Üst taraf kaynasa bile. Aradaki sıcaklık farkına dikkat edelim. Üst taraf 100 derece alt taraf halen 0 derece. Evet buna göre su kaynamaya devam etse bile buz erimeden kalır cümlesi doğru olmuş oldu Deneyde de görmüş olduk bunu sevgili arkadaşlar. İkinci öncülde ısı sıvılarda konveksiyon yani taşıma yoluyla yayılır denilmiş. Evet taşıma yoluyla yayıldığı için buz erimemiş oluyor. Yani genleşen molekül yukarıya çıkıyor. Şuradaki molekül genleşiyor. Yukarıdaki küçük molekül aşağı iniyor. Bunlar sürekli kendi arasında döngüyle ısıyı yaymış oluyorlar. Dolayısıyla alt tarafa ısı gelmiyor arkadaşlar. E da erimeden kalmış oluyor. Konveksiyon yoluyla yaydır, Bu da doğrudur. Bu cümleyi bir kere daha hatırlayalım. Isı sıvı ve gazlarda konveksiyon yoluyla yaydır, Taşıma yoluyla yayılır diyoruz. Bu genel bir bilgidir. Deneyde de bunu ispatlamış olduk. 3. öncülde ısı suyun her tarafa düzgün şekilde yayılır denilmiş. Tabii ki bu yanlış olacaktı. Çünkü her tarafa düzgün şekilde yayılmış olsaydı önce buz erimiş olurdu. Sonra su kaynamaya başlardı. Üçüncü öncül yanlış oldu. Doğru cevabımız 1 ve 2 oldu. Müzik